Merhaba, arkeolog Profesör Doktor Fahri Işık'ın Uygarlık Anadolu'dan Doğdu adlı eserinin özelinde biz bugün güçlü Anadolu kültüründe tanrıları konuşacağız. Fahri Hocam'la birlikte Labranda'ya geldik. Hocam bizi bu Labranda antik kentine neden getirdiniz? Kent çok önemli. Çünkü bizim Karya Zeus'u diye bildiğimiz, diğer bir adıyla Zeus Labrandeus'un kutsal kenti burası. Yani bir Anadolu Zeus'u varsa onu en somutuyla bu Labranda'daki Zeus tanıtıyor. Labirüs tek başına balta demek ve bu balta Labranda Zeus'unun asal simgesi. Denir ki bu balta Amazonlar kraliçesinin baltasıdır. Bu Pindaros'un İsa'dan sonra 2. yüzyılda anlattıkları. Böyle bir şey yok. Bu balta Anadolu'da özellikle Yeni Hititler döneminde Tarhunt dediğimiz gök tanrının, dağ tanrının simgesi. Yani bu ilişki, bu bağ doğrudan doğruya Yeni Hitit Tarhunt'u ile ilişkili. Zaten Karya'da yapılan son araştırmalar Yasos'ta bir çömlek üzerinde Tarhun diye bir tanrı adına rastlandı. Bu Tarhun doğrudan doğruya Luvi tanrısı Tarhunt'un kendisi ve olduğu gibi Karya diline geçmiş. Ve böylece bu baltanın Yeni Hititlerle ilişkisi, Tarhunt'tan ilişkisi o kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu aynı zamanda boğayla da bağlantılı. Çünkü Zeus Labrandeus'un Roma dönemindeki milattan sonra 2. yüzyıl sikkeleri üzerinde bir elinde balta, bir elinde mızrak var ve göğsünde de boğa testisleri var. Ve iki kolundan aşağı doğru düğümlü ipler sarkıyor. Bu tam tamına Anadolu'da Anadolu ana tanrıçasının mirasçısı olarak Efes Artemis'inin simgesi. Ve onun dağ ana olduğunu biz biliyoruz. Ve böylece boğanın dağla olan bağlantısı, dağın simgesi olması bir yerde Artemis ile Zeus'u da o noktada bütünleştiriyor. Gerçekten bu bir Anadolu tanrısı olmalı. Yani bizim buna Zeus dememizin nedeni yazıtların Yunanca olmasından kaynaklanıyor. Bunun en önemli belgelerinden bir tanesi de şurada gördüğümüz kaya. Yarık kaya deniyor ve bir tarafında da bir mihrap var. Baba Tanrı'nın evi oluyor burada. Onun kayada yaşadığının simgesi o. Çünkü kayanın Anadolu Baba Tanrısı'yla ilişkisi zaten boğayla başlıyor. Çünkü boğa tarh kökünden geliyor. Özellikle Karya bölgesinde, Latmoslar'da ve aynı zamanda Kaunos'ta o kült kayalarının doğrudan doğruya Zeus'u simgelediğini, diğer bir deyişle Anadolu'nun eski gök tanrısını ve dağ tanrısını simgelediğine tanık oluyoruz. Bergama'da Zeus sunağının tabanında, altında bir kaya bulundu. Ona kutsal kaya diyor Almanlar. O da Zeus'un kendisi ya da Tarhunt'un kendisi. Şimdi bir kez daha görüyoruz ki bizim Anadolu'daki yerli tanrıların yerli isimleri yazı Yunanca olunca Yunanca'ya çevriliyor. Ve halk onları Yunanca sözcüğüyle değil, kendi yerli diliyle, ana diliyle adlandırıyor. Tıpkı burada olduğu gibi ve Tarhu isminde olduğu gibi. Hocam, Zeus'un Anadolu'luğunu gösteren başka böyle bir dağ örneği var mı? Hermesos'ta Solimos. Zaten oradaki Zeus'un adı da Zeus Solimos. Yani nasıl buradakinin adı Zeus Labrandeus, oradaki de Zeus Solimos. Burada aldatıcı olan hep Zeus adı olması ve bunun da Yunanca yazıtlardan kaynaklandığını bizim bir türlü anlatamamamız. Hocam peki ayrı isimlerle aynı gök tanrıya ait başka bir örnekler var mı? Hem de nasıl bir örnek var? Hacı Dağı'nda, Asi Irmağı'nın denize döküldüğü yerde ve orada başlangıçta dağın efendisi Baal, Mezopotamya tanrısı.
Ne zamanki Hititler orayı ele geçiriyor, birdenbire dağın efendisi teşhub oluyor. Ne zamanki Büyük İskender orayı ele geçiriyor, bir de bakıyorsunuz ki dağ Zeus'un olmuş. Ve biz İsa'dan sonra 113 yılında İmparator Trajan ve Hadrian'ın Hazri Dağı'na çıktıklarını ama bu kez Jüpiter'e sunular sunduğuna tanık oluyoruz. Hocamız Fahri Işık, Labranda Antik Kenti'nde bize Zeus'un Anadolu'luğunu anlattı. Ağzına sağlık. Hocam siz hep söylüyorsunuz her şeyin köküne inmek lazım diye. Burada Didima'da Apollo'nun köküne inmek lazım değil mi? Bunun Anadolu tanrısı olduğunu kanıtlamak için. Yunan olarak bilinir. Tıpkı Tarhun'un Yunan olarak gözüktüğü gibi bir Zeus diye. Orada sormuştuk yani mitosa göre Zeus baltasını Amazon kraliçesi Hipolite'den almış sözde. Peki ya o göğsündeki hayaları kimden aldı? Efes Artemis'ten. Çünkü kendisi bir dağ tanrısı ya da kollarından sarkan ipler kimin? O da Artemis. Yani bu nedenle Plutarh'ın İsa'dan sonra 2. yüzyılda uydurduğu masallarla nasıl ki Zeus bir Yunan yapılamaz, bir Karya Zeus'u, o bir Tarhun'dur. Benzer olgu Apollon için de söz konusu. Çünkü Apollon mitosa göre Delos'lu. Anası orada doğuruyor. Hera'nın hışmından kurtulmak için çocuklarını alıyor, Anadolu'ya geliyor, Likya'ya. Orada kendi adını taşıyan Leto'nda kalıyor. Buna göre öyle de, ya onun aslanla olan betimlemesi var mı Yunanistan'da? Yok. Bunu Elkasimon kendisi söylüyor. Ya onun mızrakla olan betimlemesi, yani aslan, mızrak, Apollon'un hiçbir zaman onun aydınlık, onun bilge tavrına yakışmayan şeyler, simgeler bunlar. Ama üçüncüsü çok ilginç, balta. Yani o baltayı Çalovası'ndaki bir Roma dönemi tapınağı alındığında, Denizli Müzesi'nde şimdi, bir elinde çift ağızlı balta var onun. Baltalı bir Apollon var mı Yunanistan'da? Şimdi bütün bunlar Apollon'un bir de savaşçı yanı olduğunu gösteriyor. Biz onu Artemis'te de görmüştük. Athena'da. Hem savaşçı yanı vardı, hem doğa anaç yanı, doğa tanrıçası yanı vardı. Şimdi böyle de gerçekten onun sanıyorum ki adında gizli bunun savaşçılığı. Çünkü onun adının Apollonas diye bildiğimiz bir Hatuşa metninden bildiğimiz bir tanrı ile özdeşleşmesi. Manfred Korfman bunu 1998 yılında yazdı. Yani bugüne kadar Apollon adının Yunanca olmadığı kanıtlanmıştır. İşte Hatuşa'daki bu metinde Apollonas Apollon'la özdeş olmalıdır diye. Ve gerçekten biraz önce sözünü ettiğim onun o savaşçı hali ona çok benziyor. Çünkü Hatuşa'da doğu kapısında bir savaşçı, genç yakışıklı bir tanrı var. Hiç diğerlerine benzemeyen. Evet. Ve o tanrının elinde balta var. Evet. Yani savaşçı tanrı aynı zamanda. Demek oluyor ki burada özde biz bir Anadolu tanrısıyla adıyla birlikte tıpkı Zeus'ta olduğu gibi bir Anadolu tanrısıyla yüz yüzeyiz. Bunu zaten Yunanların ya da bugünkü batılı insanların öne sürdüğü bütün belgeleri de gösteriyor. Pausanias diyormuş ki, Pausanias diyor yani. Diyor ki 11. yüzyılda diyor Ege göçleriyle Yunanlar Didima'ya gittiklerinde orada Apollon kehanetini hazır buldular. Ne demek bu? Ne demek? O kehanet Yunanistan'dan gelmedi. O kehanet burada vardı zaten. Yunanlılar gelip kondu. Tabii. Onu Hera için de söylemiştim ben. Yani orada bir Lugos ağacı vardı. Geldiler dediler ki, biz Hellas'ta da Hera'ya böyle tapınıyorduk. Bu bizim Hera'mız. Onlar var olana sahip çıkıyorlar. Getirdikleri bir şey yok bunda. Şimdi böyle olunca gerçekten de
Pausanias'ı doğrulayan bulgular var. Buluntuların 14. yüzyıla kadar gittiğini biliyoruz burada. Yani Ege göçleri eğer bana göre 1200 dolaylarıysa, ki onlar 11. derece sanmıyorum, ondan 200 sene önce. Burada insanların yaşadığı belli. Sonra Brancos, yani buradaki kehanetin sülalesinin başı, Brancos, Luvice bir sözcük. Bu da biliniyor. Didyma Luvice bir sözcük. O da biliniyor. O da biliniyor ama Didyma'ya benzeyen başka kentler var. Karya'da İdima var, Likya'da Sidima var. Ve bunların Luvi kökenli kentler olduğu biliniyor zaten. Fakat acaba önemli olan tapınak mı? Çünkü tapınak orada, çünkü orada bir kaynak var. Çünkü Apollon hep kaynakla var. Patara'da da kaynakla var. Leton'da da kaynakla var. Görmüştük o ana kaynak. Kaynakla var o. O kaynağın tarihine zaman, onun çok daha erkenlere gitmiş olması lazım. Eğer 14. yüzyılda insanlar burada yaşamışsa, o kaynakta bir şeylerin görmesi, bir şeyleri görmeleri, oraya bir anlam vermeleri lazım ve Apollon'la birleştirmeleri, kehanetle birleştirmeleri lazım. Şimdi gerçekten bu Leton için de önemli. Onun da tarihi 7. yüzyıl olmalı çünkü erken 7. yüzyıla ait çanak çömlek buldular. O kent sadece ve sadece kutsallığıyla oradaysa, o zaman orada insanların o tarihte olması lazım. Bunlar niye bu kadar önemseniyor? Şu bakımdan önemseniyor. Apollon'u Yunan yapmak. Apollon'u 5. yüzyıldan daha önce Anadolu'ya getirmemek, Yunanistan'dan getirmek. Şimdi bu nedenle sorulmalı. O zaman Elmalı'daki Apollon heykelciğini sen bana 600'den önceye tarihle tarihleyebiliyorsan. Apollon Yunan olmalı çünkü Nietzsche o tanınmış Alman filozof diyor ki iki tanrı var ki diyor, bunlar diyor Yunan dehasının özüdür. Biri Apollon'dur, diğeri Dionysos'tur. Ve yine diyor ki Helen kültürünü yaratanlardır bu iki tanrı. Başkası yok. Çünkü bunlar insan tanrı. Siz hep söylüyorsunuz ya köke inmek lazım, evet, diye. Yani bu Apollon'un da köküne inmek gerekiyor. Evet. Kökü hep Anadolu topraklarında. Ağzınıza sağlık. Dionysos müritlerinin kutsal kitabı sayılan Bakalar Tragödyası'nda onun Lidya'dan geldiğini yazıyor. Çünkü ona sorulduğunda nerelisin sen diye, ben çok uzaklardan geldim. Ta oradan, Tmoloslardan Lidyalıyım ben diyor. Şu karşıda gördüğümüz o dumanlı dağlar, Tmolos dağları. Ve aynı zamanda yine Örüpides'ten biliyoruz ki o Helenistan'a gittiğinde, Helas'a, Tebai'ye ayak bastığında ben diyor Lidya'dan geldim diyor. Eğer bir Atinalı onun Anadolulu olduğunu, onun Lidyalı olduğunu açıklıkla söylüyorsa, artık bunun nesi tartışılır onu anlamakta gerçekten güçlük çekmekteyim. Şimdi biraz önce Hitit bağlantısı olarak Seha Irmak ülkesinden söz ettim. Hitit de olmasa bile onun devamı olan yeni Hititlerde Dionysos'u anımsatan bir tanrı var. Üzüm bağının Tarhunzas'ı diye yazar bir Bor yazısında. Tarhunzas, Tarhunt. Yani yeni Hititlerin gök tanrısı, baş tanrısı. Ve onun ayağından, topuğundan bir asma yükselir. İvriz'deki kabartma resminde de, Niğde Müzesi'ndeki bir dikme taş üzerinde de o ayağından köklenen asmanın üzümleri gövdesini sarar. Bu benim için çok önemlidir. Çünkü 6. yüzyıl Atina resim sanatının en ünlülerinden Exegias. Bir şarap kadehi boyadığında onun içine Dionysos'u resmeder ve bir yelkenli içinde resmetmiştir Exegias onu, elinde şarap kadehiyle ve yere uzanarak, yani içki haliyle. Ve orada da
yine onun topuğundan çıkan bir asma bütün gemiyi dolanır. Ve denir ki bu Dionysos'un Hellas'a kültünü götürdüğü bir andır. Bu kült eğer Hellas'a gidiyorsa Egeias'ın bu resmiyle onun gittiği topraklar onun ana yurdu Anadolu olmalıdır. Çünkü Dionysos antik dünyada en çok saygı gören tanrıdır. Ve çünkü Dionysos Nietzsche'nin dediği gibi Apollon'la bir arada Helen düşüncesinin özüdür. Ve aynı zamanda Helen uygarlığını yaratanlardandır. Gediz'in bereket getirdiği bu kutlu ova Lidya neden aynı zamanda üzümün ve asmanın ana yurdudur? Dionysos'la bir arada çok daha açıklıkla anlaşılmaktadır. Hocam Fahri Işık'a Anadolu'da tanrıları anlattığı için çok teşekkür ediyoruz.